Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir yeni doğan bebek yeleği çalışmasıyla birlikte olacağız. Yeleğimizi yakadan yuvarlak bir şekilde başlayarak trabzan ve kafeslerle roba kısmını tamamlayacağız. Roba kısmını tamamladıktan sonra gövde kısmımızda popcornlar, kafes ve yine trabzan yöntemimizi kullanarak yeleğimizi tamamlayacağız. Yeleğimizin ölçüsünü şöyle bir görelim. En üst kısımdan en uç kısma 29 santim olduğunu görüyorum. Kol altından 21 santim yeleğimizin genişliği. Çeşitli renklerde örebiliriz. Eğer mavi ya da diğer renk tonlarıyla ördüğümüzde erkek çocuklarımızın da kullanabileceği uygunlukta güzel bir yelek çalışması, hem yeni doğan hem de bir 6 aya kadar çok rahatlıkla ya da daha çocuğumuzun ebatına göre giyebileceği güzel bir çalışma. Hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimizi örmek için Nakon'un Lüks Minnoş Baby ipini kullanıyorum ve 3,5 numarada tığımı. Hemen zincirimizi çekerek örmeye başlayalım. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 50. 50 tane zincirimizi çektim. Santim olarak ölçelim. 50 zincirim 23 santim. Elim biraz gevşek. Tığımda 3,5 numara olduğu için bakınız santim ölçüsüne dikkat edelim. Eğer küçükse birkaç tane daha ilave edelim, ne kadar az ise. Şimdi tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. 3. zincir yuvasına gelerek batıyorum ve tekli trabzanım örüyorum. Tekrar sıradaki bütün zincirlerimi tığımın başını dolayarak çekiyorum ve tekli bir trabzanımı örüyorum. Çekiyorum, başını doluyorum, zincirimin içerisine girerek tekrar sıra başına kadar örelim. Zincirimizin üzerine tekli trabzanlarımızı örerek sıra başına kadar geldim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 ve 50 tane trabzanımızdan sonra hemen zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Örgümün yönünü çeviriyorum. Trabzanımın hemen yanındaki ikinci trabzanın üzerine gelerek batıyorum. Bir zincirim, bir trabzanım. Sıradaki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Bir. Aynı yere bir daha batıyorum ve artışımı yapıyorum. 2 tane tek ördüm, 1 tane çift. Şimdi 1 2 2 tek, sıradakini çift olarak örelim. 2 tane tek, 1 tane çift. 2 tek, 1 çift. 2 tek, 1 çift. Tekrar 1 ve 2. Üçüncüyü çift olarak örüyorum. 1 2 2 tek, 1 çift sıramızın sonuna kadar tamamlayalım. İkinci sıramızı tamamladıktan sonra üçüncü sıramıza başlıyoruz. Bitirdiğimiz yönde zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanımı atlıyorum. Bir sonraki trabzanımın üzerine batıyorum. Sıradakini atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Sıradakine batıyorum. Bir tane zincir, bir atlayarak diğerine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. bir atlıyorum ve bu sıramızı bir tane zincir çekiyoruz, bir trabzan atlayıp diğer trabzanın üzerine trabzan örme şekliyle başa kadar geliyoruz. Üçüncü sıramızın sonuna kadar örerek geldim. En son bir tane zincirimi çektim, son başlangıçtaki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum ve sıramızın başındayız. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum, örgümün yönünü çeviriyorum, tığımın başını dolayarak bir tane çekmiş olduğum zincirime 2 tane trabzan örüyorum ve alt sırada trabzan olarak ördüğüm trabzanımın üzerine de batıyorum. Yani trabzanımızı atlamıyoruz. 2 tane trabzan kutulara, 2 trabzan kutuya, bir tane de trabzanımızın kendisini örüyoruz. Her bir kutuda bir tane artışımızı yapmış oluyoruz. 1 ve 2. Tekrar trabzanımın üzerindeyim. Kutucuğun içerisine 1 ve 2 trabzanımın üzerindeyim. Tekrar 1 2 kutunun üzerindeyim. Evet, sıramızı bu şekilde doldurarak devam edelim. Bir tane trabzanın kendisine 2 tane aralara, bir trabzanımın üzeri 2 tane aralara ve bu şekilde başa kadar gelelim. Sonuna kadar örerek geldim. Tığımın başını doluyorum, zincirimin üzerine batıyorum ve sıramın sonuna geliyorum. Sıramın sonuna gelince şöyle bakalım robamızın durumuna. Şu şekilde robamız, bakın artışlarımız da gayet güzel görünmekte. Tekrar örmeye başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak hemen yanındakine batıyorum. Bakın yanındakine, bu kez ileriye geçmiyorum. Yanındakine battım. Bir tane zincir çektim. Bir atladım yanındakine. Bir zincir çekiyorum. Bir atlayıp sıradaki trabzanıma batıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Bir atladım diğer trabzanıma. Yine yukarıdaki oluşturduğumuz gibi kutucuklarımızı oluşturuyoruz. Bir tane zincir üstten çekiyoruz. Bir tane alttan trabzanımızı atlayarak sıra başımıza kadar örmeye devam ediyoruz. Evet, ikinci kutucuklarımızın oluşturduğu sıramızın da sonuna geldim. Bir tane zincirimi çektim. En son trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Ve bir tane trabzanımı örüyorum. 3 tane zinciri bu yönde çekiyorum. Örgümün yönünü çevirerek tığımın başını doluyorum. Bir tane kutucuğun içerisine örüyorum. Bir tane trabzanımın üzerine, bir kutucuğun içerisine, bir trabzana şeklinde sıramızı tamamlayalım. Bir tane kutunun içerisine. Daha önceki sırada 2'şer örmüştük. Bu sırada her birine birer tane örüyoruz ve ilerliyoruz. Bir tane kutuya ve trabzanımıza birer birer örerek ilerleyelim. Her birine birer birer batalım. Evet, trabzanlardan oluşan sıramızı tamamladık. Bir tane trabzanımızın, bir tane kutucuğumuzun içerisine trabzanlarımızı doldurarak sıramızın başına kadar geldim. En son zincir olarak başladığımız trabzanın üzerine de batıralım tığımızı. Bir tane trabzanımı örüyorum ve sıramızı tamamlamış oluyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. 2. trabzanın değil, 3. trabzanın üzerine gelerek batıyorum ve bir tane trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine buradaki kutulardaki yaptığımız işlemimizin aynısını yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum. 2. trabzanın üzerine bir kutucuk örüyorum. Bir zincir, bir atlıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir atlıyorum, sıradaki trabzanın üzerine batıyorum, bir zincir, Bir atlıyorum, sıradaki trabzanın üzerine batıyorum ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Kutucuklarımızı tamamladım. Şimdi içlerine trabzan örmeye başlayalım. 3 tane zincirimi diğer yönde çekmiştim. Tığımın başına doluyorum. Kutucuğumuzun içerisine girerek bir, aynı yere bir daha batıyorum. 2. Bir tane de trabzanımın üzerine. Tekrar kutumuzun içerisine 1 ve 2. Trabzanın üzerine 1. Kutucuklarımızın içerisine 1 ve 2. Ve de trabzanımızın üzerine bir tane daha batalım. Kutucukların içi 2, trabzanın üzeri 1. 2 tane kutu, bir tane trabzanımız olarak sıramızı tamamlayalım. Yeleğimizi bölümlerine ayırdım. Şöyle görmüş olduğumuz gibi ayraçlarımı taktım. Önlerime 20 trabzan, 20 trabzan. Kollarım 33 ve 33. Arkam ise 40 trabzan olarak ayırdım. Santim olarak enine bir bakalım. Bakın uzunluğuna, pardon, 9 santim uzunluğunda. Şöyle düzelttiğimiz zaman 10'a kadar bile gelmekte. Bakın 10 santime yakın bir uzunluğu var robamızın. Şimdi robamızı birleştiriyoruz. 3 tane zincirimi bitirdiğim yönde çekmiştim. Kollarımızı kapatacağız ve gövdemizi örmeye başlayacağız. 3 tane zincirim hazır. Hemen trabzanlarımın birer birer üzerinden örüyorum. Birer birer, bakınız, birer birer bütün trabzanlarımızı örelim. Elimizin ölçüsü çok önemli. Gevşek ya da sık ördüğümüz ya da tığımız, ipimiz, hepsi örgümüzün ölçüsünü değiştiren etkenler. O yüzden hem elimizin ölçüsünü bilelim hem de ipimize uygun tığlarla örgümüzü örersek çok daha güzel sonuçlara ulaşırız. Ayracıma kadar örüyorum. Evet, önden 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane trabzanımı ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Büküyorum. Tığımın başını dolayarak yeleğimin arkasını örmeye başlıyorum. Birer birer trabzanlarımı diğer işaretli olan noktaya kadar örüyorum. İp trabzanlarımı arkadan birer birer örerek geldim. İşaretimi koyduğum yerdeyim. 5 tane zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4 ve 5. Büküyorum diğer ayracımın olduğu yere kadar. Tığımın başını doluyorum ve 1 diye trabzanımı örmeye başlıyorum. Ve başa kadar trabzanımı örüyorum. Bu şekilde kollarımı gövdeden ayırmış oluyorum. Buradan sonra gövdemizi öreceğiz. Şöyle baktığımız zaman gövdemizi ayırdık ve devam ediyorum sıramın başına kadar. Evet, yeleğimizin robasını bu şekilde ayırdık. Şimdi pembe ipimle örmeye devam ediyorum. Bitirdiğim yönden zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Bir trabzan atlıyorum. İkinci trabzanımın üzerine bir tane batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum. İkinci trabzanıma batıyorum. Bir zincir çekip bir atlayıp diğerine batıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Bir atlayıp diğer trabzana batarak yeniden kutucuğumuzu oluşturuyoruz. Kol altındaki çekmiş olduğumuz zincirler de dahil bütün sıramızı kutucuklardan oluşturacağız bu sıramızı. Bir zincir, bir atlıyoruz. Bir zincir, bir atlıyoruz. Bir zincir, bir atlıyorum. Hemen zincirime başını doluyorum ve batıyorum. Bir tane zincir yukarıdan çekiyorum. Bir atlıyorum, ikinci zincirimin içerisine giriyorum. Bir tane zincir çekiyorum, bir atlıyorum, sıradaki zincir yuvamın içerisine geliyorum ve bir tane batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum, bir atlıyorum ve bu şekilde diğer arkamız ve kol altımız, önümüz dahil olmak üzere tıpkı burada ördüğümüz gibi bir tane zincir, bir trabzan atlama şeklinde sıramızın başına kadar gelelim. Evet, kutucuklarımızı hazırladık. Sıramızın başındayız tekrar. 1 2 3 4. 4 tane zincirimi çektim. Hemen birinci kutumun içerisine girdim. Bir tane zincir çektim. Diğer kutunun içerisine girdim. Bir zincir çekiyorum. Diğer bir zincir çekmiş olduğum kutucuğumuzun içerisine giriyorum. Bir tane zincir, diğer kutucuğumuza bir zincir, sırası ile bir zincir çekip diğer kutumuzun içerisine trabzanlarımızı örelim. Bir zincir ve devam edelim. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Birer zincir çekip bir tane diğer kutuya geçelim. Bir zincir diğer kutuya, bir zincir diğer kutuya. Trabzanlarımızı örerek tamamladım. Kutucuklarımız tamam oldu. Şimdi beyaz ipimizle örmeye başlayalım. Kenara bağladım beyaz ipimi. 2 tane zincirimi çektim ve bir tane daha ilave ediyorum. 3 tane zincirimi ördükten sonra çeviriyorum ve bir tane kutucuğumuzun içerisine, bir tane trabzanımın üzerine trabzan örüyorum. Bir tane kutucuğumuzun içerisine, bir tane trabzanımın üzerine. Her bir kutucuğun içerisine bir tane ve her bir trabzanımızın üzerine birer tane ikili trabzanımızı örerek devam ediyoruz. Şöyle bakalım. Bir tane kutunun içerisine bir tane trabzanımızın üzerine, kutunun içerine, trabzanın üzerine şekliyle sıramızı tamamlayalım. Bütün sıramızı tamamladık. Kutucuklarımızın içerisine bir trabzan, trabzanımızın üzerine şekliyle ördüm. Şimdi örgümün ters yönünü çeviriyorum. 1-2 tane zincirimi çekiyorum. 2 zincirimi çektikten sonra hemen dibine batıyorum. Yanındaki ikinci trabzanımın üzerine batıyorum. 2. Üçüncü trabzanıma bir sık iğne, dördüncü trabzanıma bir sık iğnemi örüyorum. 4 tane trabzanımızı ördük. 1, 2, 3, 4. 5. trabzanımın üzerine geldiğim zaman tığımın başını doluyorum. Trabzanımın içerisine giriyorum. Ve bir tane ikili trabzanın birincisini örüyorum, ikincisini tığımda bekletiyorum. Aynı yere ikinci kez giriyorum, bir sefer çekiyorum, diğer tığımda bekletiyorum, diğer ilmeği örmüyorum. 3. kez aynı işlemimi tekrar ediyorum. 4. kez bir defasını alıyorum, ikinci kez tığda. 5. ve son kez aynı işlemimi tekrar ediyorum. Tığımda bir sık iğnem, 5 tane trabzanımın olduğu ilmeğim, toplamda 6 tane ilmeğimiz var. Hepsini aynı anda çekiyorum. İkinci bir kapama yapmıyorum. Sadece çekiyorum. Hemen yandaki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve bir sık iğne örüyorum. Buraya bir tane topumuz düşmüş oluyor ya da baloncuğumuz. Şöyle bir kabartımız var. Hemen bu battığımızı 1 diye sayıyorum. İkinci sık iğnem 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğne örüyorum. Burada 4 tane ördüm kenarda. 5. modelimi koydum, baloncuğumuzu. Arada 5 tane sık iğnemi ördüm. Battığımda dahil olmak üzere 1, 2, 3, 4, 5. 6. ilmeğimin üzerine batıyorum. Yine trabzanın bir defa başını doluyorum. Bir defa örüyorum. İkincisini bekletiyorum. Tekrar ikinci alıyorum. Bir defasını örüp diğerini bekletiyorum. 3, bir tanesini bekletiyorum. 4 ve 5. 6 tane ilmeğim oluyor. Bakınız 2, 4, 6, bir tanesi sık iğne, 5 tanesi trabzan. Hepsini aynı anda çekiyorum. İçinden geçiriyorum. Bir daha sık iğne ya da kapama işlemi yapmıyorum. Hemen yanındaki trabzanın üzerine batıyorum ve baloncuğumu oluşturuyorum. Yine alıyorum tığımı. Saymaya başlıyorum. Bu birdi battığım. 2 3 4 5 5 tane sık iğnemi örüyorum. 6.'ya yine aynı işlemi tekrar ediyorum. 1 2 3 4 5 hepsini çekiyorum. Sıkıştırıyorum. Hemen yandaki trabzanımın üzerine girerek kapatıyorum ve 1 diye sayıyorum. Görüntü olarak şu şekilde görüntümüz çıkıyor. 5'er sık iğne aralıklarla sıramızı tamamlayalım. Bir uçtan diğer uca kadar beyaz sıramızı ve popcornlarımızı tamamladık. 4 tane sık iğne sağ tarafta, 4 sık iğnem de sol tarafta oldu ve toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane görmüş olduğumuz toplarımızdan oluşturduk. Şimdi diğer rengime geçiyorum. İpimi bağladım. Bir tane zincirimi çektim. Bir zincir daha ilave ediyorum. Hemen dibine batıyorum. Ve diğer sık iğnelerin içerisinden geçerek bir sıra sık iğnemi örüyorum. Buradaki popcornumun arkasındaki görmüş olduğumuz ilmeğin içerisine giriyorum, kapatıyorum. Hemen yanındaki sık iğneyi hiçbir şekilde ilmek kaybetmeden birer birer sık iğnelerimin üzerine batıyorum. En çok kafamızı karıştıracak gibi olan iki yer var. Birincisi, popcornumun hemen yanındaki bölüme mutlaka batıyoruz. Bakınız hemen. Şu görmüş olduğum bölüme batıyorum. İkinci ve büyük kafamızı karıştıracak yer, popcornumun arkasında toparladığımız yer olan bu geniş ilmeğin olduğu yer, hemen oraya da batıyorum. Geri kalan hemen solundaki yer zaten belirli, bakınız. Diğer sık iğnelerimiz açık bir şekilde devam etmekte. Bu iki ayrıntıya dikkat ederek hiçbir şekilde ilmeğimizi kaybetmeyiz. Bakınız ayrıntının ikincisi. Diğerleri şöyle açtığınızda bakın her birine birer batmış oluyoruz. Aradaki sık iğnelerimiz zaten açık. Hemen battığımız, bakın bir ayrıntımıza dikkat edeceğimiz yer, ikinci önemli olan yer ve hemen bakın şu şekilde ördük, dibine batıyorum ve sık iğnelerimizi diğer uca kadar örerek tamamlıyoruz. Sık iğnelerimizi örerek en uç noktaya kadar geldim. Şimdi en uç sık iğnemi de ördükten sonra 1 2 3 4 4 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak birer trabzan atlayarak şöyle trabzanlarımı oluşturuyorum. Tıpkı yukarıda yapmış olduğum gibi bir tane atlıyorum, bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Bakın bir zincirimi çekiyorum. Bir tane sık iğnemi atlıyorum. İkinci sık iğneme batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum, bir atlıyorum, diğerine batıyorum. Bir tane zincir, bir atlayarak diğerine geçiyorum ve bu şekilde sıramızın başına kadar bu görmüş olduğumuz kutucuklarımızı örüyoruz. Sıramızın başına kadar birer tane kutucuklarımızı örerek geldim. Şimdi aynı rengimle örmeye devam ediyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bir tane kutucuğumun içerisine trabzanımı, bir tane trabzanımın üzerine trabzanımı örüyorum. Ve devam ediyorum. Bir kutucuğun içerisine, bir trabzanımın üzerine. Ve sıramızın ucuna kadar bu şekilde örerek tamamlıyoruz. Trabzanımızın üzerine, kutucuğumuzun içeri, trabzanın üzerine kutucuğumuza bir tane ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Sıramızın ucuna kadar trabzanlarımızı tamamladım. En son noktaya bir tane zincirimi çektim ve olduğum yere batıyorum. Trabzanımın üzerine örüyorum. İkinci trabzanımı, üçüncü trabzanımı, dördüncü trabzanımı sık iğne ile ördüm. Bir üst sırada bakınız 4 tane sık iğnemizi ördükten sonra 5. sık iğnemizin olduğu yere popcornumuzu yapmıştık. Bu popcorn çalışmamızı şimdi 4 tane ördük. 5.'yi de çalıştığımız için 5, 6, 7'yi örüyoruz. Tam 8. ilmeğimize geldiğimiz zaman başlayacağız. Bu sıramız için geçerli. Şimdi başlayalım. 4, 5, 6, 7 ve 8. ilmeğimize geldim. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanımın üzerine, yani batıyorum. Bir tane trabzanı yarım. Buraya balonumuzu oluşturmaya başlıyoruz. 3, 4, 5 defa yarısını ördüğümüz ikili trabzanımızı tığımızda bekletip hepsini aynı anda çekiyorum. Sıkıştırıyorum. Hemen dibine batıyorum. Bu sıranın ilk baloncuğunu yapmış oluyorum. Şimdi saymaya devam ediyorum. Bu kez daha az sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Beşer beşer sayarak devam edeceğiz. 5 sayıp batacağız. Trabzanlarımızı örerek tamamladım. Sıramızın başına geldim. Sıramızın başına 2 tane zincirimi çektim. Olduğu yere battım trabzanın üzerine. Hemen ikinci sıradaki trabzanımın üzerine de bir sık iğne battım. Tığımın başını doluyorum ve buradaki görmüş olduğumuz toplarımızdan oluşturmak için örmeye başlıyoruz. Tığımızın başını dolamıştık. Sıradaki ilmeğin içerisine batalım. Bir defa çekelim. İkincisini tığımızda bekletelim. İkinci trabzanımı bir defa çektim. İkinciyi bekletiyorum. 3, 4 ve 5. Hepsini çektim. Şu an bir tane sık iğnenin 5 tane trabzanımın ilmekleri var. Hepsini çekiyorum. Hemen yandaki sık iğnemin içerisine batıyorum. Yani trabzanın üzerine batıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğnemi ördüm. Şimdi tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanın üzerine aynı işlemi tekrar ediyorum. 2, 3, 4 ve 5. Bütün ilmeklerimi çekiyorum. Herhangi bir şekilde kapatmıyorum. Sadece çekiyorum. Yandaki sık iğnemin üzerine batıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğne örüyoruz. 6. ilmeğimize ise topumuzu örüyoruz trabzanlarımızdan. Bakın 2, 3, 4, 5. Hepsini çekiyorum. Yandaki trabzanın üzerine sık iğne olarak kapatıyorum ve bu şekilde toplarımızın yerlerini değiştiriyoruz. Sıramızın başına kadar örmeye devam ediyoruz. Evet, sıramızın başına tekrar geldim. Şimdi trabzanımı örerek sıramızın diğer ucuna doğru devam ediyorum. 3 tane zincirimi çektim. Trabzanlarımı sık iğnelerimin üzerine batarak sırasıyla örüyorum. Biraz önce yapmış olduğumuz gibi hiç ilmek kaybetmeden sık iğnelerimizin üzerlerine batarak devam ediyorum. Aradaki sık iğnelerimiz çok kolay. Görüyoruz. Gördüklerimizin üzerine birer birer batarak ilerleyelim. Hemen bakın topumuzun hemen yanındaki sık iğnemin üzerine batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Topun hemen arkasındaki yere girerek batıyorum ve diğer yanına batıyorum. Burada kaybetmezsek ilmeklerimizi hiçbir yerde kaybetmeyiz. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, trabzanlarımızı, popcornlarımızı, tekrar trabzanımızı, kutucuklarımızı oluşturarak bir tane de beyaz sıramızı ördüm ve pembe ile başını dolayıp batmaya başladım. Artık belinin lastik kısmını örmeye başladım uçtan. Şimdi uç kısmını birlikte yapalım. Trabzanların üzerine batmadan sadece aralarına ikişer defa tekli trabzan ördüm. Başını dolayıp bir kere de çektim. Başını dolayarak bir kere de çektim. Bakınız ve aşağıdaki trabzanlarımızı örmedik. Sadece bir zincir çekmiş olduğumuz arasına girdik. Şimdi uçtaki bölümü yapalım. Şu şekilde bir. Aynı yere ikinci kez giriyorum. 2. Tekrar başını doluyorum. 1, tekrar 2. Diğerine bakın, trabzanlarımıza batmıyoruz. 1, en uç nokta olduğu için kenardaki trabzanıma batıyorum ve çekiyorum. 1, 2 zincir çekerek örgümün yönünü çeviriyorum. Ve yeterli ölçü olana kadar, yani istediğimiz uzunluk gelene kadar örmeye başlıyoruz. Araya giriyorum. Bakın, araya giriyorum. Başını doluyorum. Üzerine batmıyorum. Arasına giriyorum. Tığımın başını doluyorum. Üzerine batmıyorum. Her iki trabzanımın arasına girerek tekli trabzanımı örüyorum. İstediğimiz ölçü gelene kadar bu kısmımızı örerek tamamlayalım. Lastik kısmımızı oluşturacak olan bu bölüm. Yeleğimizi istediğimiz boyuta gelene kadar ördüm. Şimdi kenarından koluna yapmış olduğum kenar işleminin aynısından tekrar etmek istiyorum. Hemen örmeye başlayalım. İpimi alıyorum. Beyaz ipimle yapmak istiyorum. Yakadan başlayalım. İlk trabzanın arasına girelim. Önce yakamızın çevresini dolanalım. Her bir trabzanımızın arasına sadece kirpik yapmadan sık iğne olarak örelim. Arkadan ipimi de götürmekteyim, bakınız. Her trabzanın, yani her sık iğnenin arasına giriyorum. Yani ilk sırada yapmış olduğum işlemimizin içerisine girerek diğer uca doğru devam edelim. Şöyle görelim, bakınız. Bir tane giriyorum, çekiyorum. Atlamadan çekiyorum. Bir tane araya giriyorum. Evet, boynumuzun diğer ucuna kadar devam edelim. Yaka kısmımızı tamamladık. Şimdi ön kısmımıza aşağıya doğru ilerlemek gerekiyor. İlerlememiz için ilk başta bakınız, ilk sıradaki yerden dönüşümü yapıyorum. Yan kısma doğru hemen bir daha batıyorum. Aynı yere yuvarlak bir geçiş sağlamak için ve bir tane daha ileriye geçiyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Ve biraz önceki batmış olduğum yerin ardına gelerek batıyorum. Diğer trabzanın alt kısmına gelerek batıyorum. 1-2 zincir çekiyorum, hemen ardına giriyorum. Tekrar trabzanımızın alt kısmına giriyoruz. 1-2 zincir, hemen arkasına, şu şekilde arkasına girerek örüyorum. Trabzanımın alt kısmına tekrar batıyorum. 1-2 tane zincir, arkadan batıyorum. Bakın, tekrar trabzanın altına batıyorum. 2 tane zincirimi çekip hemen batmış olduğum yerin ardına girerek burada bir tane kirpik oluşturuyorum. Bakınız, şu şekilde. Ve sıramızı bu uçtan diğer başlangıçtaki boynumuzun olduğu yere kadar tüm dolaşarak gelelim. Yanlarımız, altımız ve diğer yana aynı şekilde örüp tamamlayalım. Şimdi bir daha yapalım. Tomurcuğumuzu yaptık, bakın kirpiğimizi. Hemen ilerideki trabzana batıyoruz. 1-2 zincirimi çekiyorum. Arkasına girerek kapatıyorum. Burada zincir çekmeden tekrar bakınız uygun mesafelere gidiyorum. Hemen buraya da değil, hemen buraya yaparsam burada bir yığılma olacak ya da daha uzağa gidersem şu şekilde büzmeksi gerekecek. Onun için tığımızın bakın en uygun yeri şu an burası. Giriyorum, 2 tane zincirimi ilave ederek hemen ardına batıyorum, alıyorum ve kapatıyorum. İlerliyorum, batıyorum, 2 tane zincirimi çekip hemen ardına giriyorum, çekiyorum ipimi, kapatıyorum. İlerliyorum, 1-2 hemen ardına giriyorum. İpimi alıp kapatıyorum ve bu şekilde bütün kenarlarımızı dolaşıyoruz. Bebeğimizin bütün kenarlarını tamamladıktan sonra başlangıç ve bitiş hepsini dolaşarak geldim. Şimdi kolumuzun bir tanesini örmüştüm. Diğer kolumuza da birlikte başlayalım. Bir tane düğüm atıyorum tığıma. Kol altından başlıyoruz. Herhangi bir yerinden batalım. Sabitleyelim. Karşıya batıyorum. Ve bir iki tane zincir çekiyorum. Batmış olduğum yerin ardına gelerek iki zincirimi geçirip kapatıyorum. Tekrar ilerliyoruz. Bakınız hemen dibine batmıyorum. İlerliyorum. Önce batıyorum. Sonra iki zincirimi çekiyorum. Sonra ardına giriyorum. Ve bir iki trabzan atlıyorum. Batıyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Ardından geçiyorum. 2 tane trabzan atlayarak batıyorum. 2 zincirimi çekip ardına batıyorum. 1 2 tane trabzan atlıyorum. Batıyorum. 2 zincirimi çekip ardına batıyorum. Tekrar 1 2 tane trabzan atlayıp batıyorum. 2 zincirle ardına batıyorum. Bu şekilde başlangıç yerimize kadar örelim. Evet, yeleğimizin kenarlarını tığladıktan sonra her iki kolumuzu da bitirdim ve uç kısmından zincirlerimi çekerek sadece 3 tane yapraktan oluşan çiçeklerimi ördüm. Bir tanesine 2 tane pembe kullandım, bir tane beyaz, diğerini ise 3 tane beyazdan oluşturarak ördüm. Ve bu şekilde yeleğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Tekrar görüşünceye kadar sağlık, sıhhat ve afiyette kalın. Hoşça kalın, görüşmek üzere.